tarihinden izler taşıyan Manastır şehri ve Mustafa Kemal Atatürk'ün okuduğu askeri mektep. Manastır'daki en görkemli Osmanlı mirası İshak Çelebi Camii TİKA tarafından restore ediliyor. Türk kokan Üsküp'te 600 yıldır dinmeyen ezan sesleri. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Vardar Nehri'nin coşkulu sularına gem vuran Osmanlı yadigarı Taşköprü dimdik ayakta duruyor. Milletvekili Hüseyin Bürge ve Makedonya Anayasa Mahkemesi'nin ilk Türk üyesi Salih Murat'tan duygulu mesajlar. Ay yıldızı sizin için ne ifade ediyor? O bizim için umuttur, gelecektir. Evladı Fatiha'nın Türkiye özlemi. Ay yıldızın olduğu yerde huzur vardır. TİKA, Makedonya'da Osmanlı mirasına sahip çıktı, kardeş ülkeye dost eli uzattı. Üsküp'te 130 yıllık Türk okulu Tefeyyüz, dilimizi ve kültürümüzü yaşatıyor. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir, o benim. Milletimindir ancak. Az sonra. Yıldız'ın izinde programından merhabalar. Dost ve kardeş ülke Makedonya'da gezimiz sürüyor. Makedonya'nın Üsküp'ten sonra en önemli ikinci kenti Manastır'dayız sevgili seyirciler. Manastır çevresiyle beraber yaklaşık 200 bin nüfusa sahip. 1382 yılından 1912 yılına kadar tam 500 küsür yıl bu kent Osmanlı hakimiyetinde kalmış. Önemli bir tarihi kent. Bu kenti önemli kılan bir başka unsur ise Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Atatürk'ün işte arkamda gördüğünüz tarihi askeri idadisi, askeri mektepte okuması. Birazdan içeri gireceğiz. Hem bu binayı, müzeyi hem de Atatürk'ümüzün anı odasını sizlere tanıtacağız. Manastır Askeri İdadisi'nin içindeyiz, okulun içindeyiz sevgili seyirciler. Şu anda müze olarak hizmet veriyor bu bina. Müzenin müdüresi Natasha Hanım'la birlikteyiz. Biraz sonra Mustafa Kemal Atatürk'ün anı odasına gideceğiz. Ve bu mekteple alakalı, bugün müze olarak kullanılan askeri idadisiyle ilgili manastırın bilgi alacağız Natasha Hanım'dan hem de Mustafa Kemal Atatürk'ün anı odası görüyorsunuz burada yazıyor. Şimdi oraya girelim. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı tarafından tadilatı ve tefrişatı yapılan Osmanlı Askeri İdadi Binası ve Atatürk Anı Odası yeni haliyle ziyaretçilerini ağırlıyor. Natasha Hanım, burada Mustafa Kemal Atatürk'ün bu mektepte okuduğu dönemle ilgili zannediyorum bir bilgi de yer alıyor. Sizden rica edelim o bilgileri. Sada kažem vam, znači Mustafa Kemal Atatürk se školuval v Obitolskata gimnazija askeri dadije. Mustafa Kemal Selanik Askeri Rüştiyesi'nden mezun olduktan sonra Manastır Askeri İdadisi'nde 7348 apolet numarasıyla kaydoldu.
13 Mart 1896 tarihinde Manastır Askeri İdadisi'nde öğrenime başladı. Manastır Askeri İdadisi'ne Makedonya'nın Üsküp, İpek İşkodra, Yanya, Selanik ve Manastır şehirlerinden öğrenciler kaydedilirdi. Mustafa Kemal'in Manastır Askeri İdadisi'nde 1. sınıf dönemine ait resmi bir belge elde mevcut olmadığından bilgiler kendi hatıralarında yer alan şekliyle biliniyor. Znaczy od bitowski te profesory w gimnazjata. Ana odasında o dönemdeki askeri öğrencilerin ve subayların giydiği kıyafetler, Atatürk'e ait madalya ve kıyafetlerin yanı sıra çok sayıda fotoğraf sergileniyor. Ana odasında en dikkat çeken eserse Atatürk'ün 17 yaşındaki görüntüsünü simgeleyen silikon heykel. Atatürk ana odasından ayrılıyor, Manastır Askeri İdadisi'nin bugün Etnografya Müzesi olarak hizmet veren bölümüne geçiyoruz. Müzede Neolitik çağdan İkinci Dünya Savaşı'na kadar çeşitli dönemleri kapsayan eserler sergileniyor. Müzede 2000 civarında orijinal eser yer alıyor. Manastır Askeri İdadisi aradan 116 yıl geçmesine rağmen bugün hala Mustafa Kemal Atatürk'ün hatıralarıyla dopdolu. Askeri mektebin hemen önünden başlayıp şehrin merkezine doğru uzanan ünlü Şirok Sokak'tayız. Manastır'ın ünlü Şirok Sokağı, Konsolosluklar Sokağı olarak da tanınıyor sevgili seyirciler. Hemen arkamda ay yıldızlı bayrağımızın dalgalandığı bina, Türk Fahri Başkonsolosluğu'nun binası. Manastırın merkezinde Osmanlı döneminden kalma tarihi camilere rastlıyoruz sevgili seyirciler. Bunlardan biri 1558-59 yıllarında Kadı Mehmet Efendi tarafından inşa ettirilen yeni cami. Cami bugün maalesef ibadete kapalı halde. Sebebi ise caminin altında kilise kalıntıları olduğu söyleniyor ve bu bahaneyle kazı çalışmaları bahanesiyle cami ibadete kapatılmış. Buradaki manastırdaki Müslüman topluluk bir hukuk savaşı veriyor caminin yeniden ibadete açılması için. Manastırın ortasında var bir çeşme, aman çeşme, canım çeşme dizeleriyle başlayan Türkiye konu olan çeşme işte bu çeşme. Arkamda gördüğünüz tarihi çeşme sevgili seyirciler hemen yeni caminin önünde yer alıyor. Yeni camiyi görüyorsunuz, komünist yönetim döneminde ibadete kapanmış ve gördüğünüz gibi perişan halde. Çeşme suya hasret, cami ise ibadete hasret. Makedon hükümeti ve Tarihi Eserleri Koruma Müdürlüğü, yeni caminin ibadete açılması konusunda Makedonya Müslümanlarının taleplerine ısrarla kulak tıkıyor. Cami müzeye dönüştürülmek isteniyor. Bu mahzun caminin hemen yakınındaki İshak Çelebi Camii'ne ise Türkiye Cumhuriyeti Devleti sahip çıkmış. Osmanlı'dan günümüze yadigar kalan Balkanların bu güzel eseri TİKA tarafından restore ettiriliyor. Manastır'da Osmanlı döneminden kalan en önemli tarihi camilerden birinin avlusundayız sevgili seyirciler. İshak Çelebi Camii 1506-1507 yıllarında İshak Çelebi tarafından inşa ettirilmiş cami. Bugün ibadete şu anda restorasyon dolayısıyla kapalı, TİKA tarafından restore ettiriliyor. Cami ile alakalı bilgi alacağız. İkinci Beyazıt döneminde Balkanlarda kubbesi en yüksek olan dikdörtgen kare üzerine yapılan bir camidir. Kubbe yüksekliği 26 metre, minare yüksekliği 56 metre yüksekliktedir. Cami TİKA tarafından buranın konservasyon merkez laboratuvarı işbirliğiyle beraber yapılan projeden birebir bütün harçları, sıvaları ve kalem işlerinin birebir kopyaları alınarak teknik analizler yapılarak TİKA'nın
önderliğinde ve sponsorluğunda restorasyonu şu anda devam etmektedir. Sizi tanıyalım. Ben Esra Kaptan. Bu şantiyenin restoratörüyüm. Bir senedir burada çalışıyorsun. Bir senedir buradasınız. Neler yapıyorsunuz restoratör olarak? En başta orijinal olmayan sıva sökümlerinden başladık. Sıvaları söktük. İşte derz açımı. Şimdi eski haline göre tekrar derzlerimizi yaptık. Yine orijinal olmayan çatımız vardı son cemaatte. Onları söktük. Ahşap çatılardı. Şimdi 3 adet tuğladan kubbe ve yine ahşap çatımızı yapacağız. 1 adet sadece orijinal kemerimiz vardı. Onun örneğinde diğer kemerlerimizi de yapacağız. Vakit namazlarında takribi 50-60 kişilik bir cemaat vardı biz şantiyeyi kurarken. Cuma günleri dolardı. Açıkçası inşallah bittiği zaman da şantiyenin restorasyonu tahmin ediyorum ki cuma günleri full olacak. 1000 kişi olabilir. Son cemaat alanının dolacağını tahmin ediyorum restorasyon bittikten sonra. Çünkü Manastır şehrinde Müslüman bir nüfus var. Ama onun yanında Manastır'ın etrafındaki şehirlerde, köylerde bu caminin restorasyonu bittikten sonra çok ilgi çekeceğine inanıyoruz. İshak Çelebi Camii'nin restorasyonunun yıl sonuna kadar tamamlanarak ibadete açılması hedefleniyor. Türk ve İslam tarihi açısından büyük öneme sahip Manastır şehrine veda ediyor ve Makedonya'nın başkenti Üsküp'e doğru yola koyuluyoruz. Osmanlıların izlerini taşıyan Balkanların en görkemli şehirlerinden biri Üsküp. Şehri ikiye bölen Vardar Nehri'nin üzerinde yer alan tarihi taş köprü de bir Osmanlı eseri. Bugün de dimdik ayakta duran taş köprü bize ecdadımızı anlatıyor sanki. Üsküp şehrinde sevgili seyirciler Osmanlı döneminden kalma çok sayıda tarihi eser yer alıyor. İşte bunlardan biri de tarihi taş köprü. Bu köprünün 1. Murat ya da Fatih Sultan Mehmet döneminde inşa ettirildiği söyleniyor. Yüzyıllardan beri bu ünlü köprü varlığını koruyor, dimdik ayakta duruyor. Aşağıda Vardar Nehri akıp gidiyor, Üsküp şehrini tam ortasından ikiye bölüyor. Taş köprü üzerinde yer alan bir namazgah bu bulunduğum yer sevgili seyirciler. Güzel bir mihrap görüyorsunuz. Kitabeye bakıyorum, okuyorum. 1421 yılında Sultan II. Murat Han tarafından bu namazgah ve mihrabı inşa ettiriliyor. Fatih Sultan Mehmet'in babası II. Murat burayı inşa ettiriyor. Kıbleyi gösteriyor tabii mihrap burada. Askerler, Osmanlı askerleri buraya bu köprüye geçerken yolu düşenler namazını kılmak isterlerse onlara yön göstersin, kıbleyi göstersin diye burada bu namazgah inşa edilmiş. Vardar Nehri'nin azgın sularına gem vuran taş köprü, aynı zamanda Üsküp'ün iki yakasını birbirine bağlayan adeta bir barış köprüsü. Köprünün doğu yakası Osmanlı tarihinden izler taşıyor. Taş köprünün batısındaysa yeni Üsküp inşa edilmiş. Türkiye'nin Makedonya ile olan tarihi bağları günümüzde pek çok alandaki yatırımlar ve işbirlikleriyle güçlü bir boyut kazanmış durumda. Bunun en çarpıcı örneklerinden biri de Üsküp'teki Büyük İskender Havalimanı. Bir Türk şirketi tarafından yeniden inşa edilerek kapasitesi artırılan ve işletilmeye başlanan bu havalimanı Makedonya'daki en önemli Türk yatırımlarından biri. Üsküp'te akşam vakti. Şehrin ışıklarıyla taş köprüden yansıyan ışıklar bir renk cümbüşü oluşturuyor. Türkiye için Üsküp'ün büyük önemi var. Bu sebeple Türk milletvekilleri Üsküp'ü sıkça ziyaret ediyor.
İstanbul Milletvekili Hüseyin Bürge Bey ile birlikteyiz. Hüseyin Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biz Üsküp'ü tanıtmak istiyoruz ama sizleri rastladık, sürpriz oldu. Buraya geliş sebebiniz nedir? Yo, benim burada oluşum sürpriz olmaz. Ben çok sık geliyorum. Burası dedelerimize, atalarımıza, ceddimize yorgan döşek olmuş bir coğrafya. Burasıyla ilgi duymamak anormaldir. İlgi duymak normal olarak kabul edilir. Bu coğrafyayla tanıştığım zaman kıymetli Başbakanım Recep Tayyip Erdoğan'ın Pınarhisar Cezaevinden çıktıktan sonra, yani yanlış hatırlamıyorsam 2000 yılıydı. 2000 yılı Haziran ayında ilk defa buraya geldik. Ve burasını görünce, Gostivar'ı, Yukarı Banisa'yı, Üsküp'ü, Kalkandelen'i görünce, buraları gördüğümüzde bana dedi Trakyalı, Hüseyin buraya geç kalmışız gelmeye dedi. O gün benim için dönüm noktasıdır. 14 yıldan beri geldiğim bu coğrafyada ecdadımızın torunları olarak bizim buraya borcumuzun çok olduğunu düşünüyorum. Ta Jupa'nın kocacık köyünde Mustafa Kemal Atatürk'ün babası Ali Rıza Efendi'nin evini buldurup onu inşa ettirmek ve onu müze haline getirmek her baba yiğidin işi karı değil. Bu kıymetli başbakanımızın bu bölgeyle ilgili düşünceleridir. Yani muhteşem bir tarihi eserlerin olduğu ama ne yazık ki burada bu tarihi gölgelemenin de bir enteresan bir yapısı var. Biz buradaki tarihi dokuya, burada kalmış ısım ve akrabalarımıza can vermek adına yalnız değilsiniz, siz bizim bir parçamızsınız demeye geliyoruz. Tabii burası bizden kokan bir yer. Bu anlamda Türkiye açısından, Türkiye için buranın önemi nedir? Buradaki dedelerimiz ve ninelerimiz, ecdadımız der ki 500 yıldan beri Osmanlı bize burasını bıraktığından beri biz buranın bekçileriyiz. Buradan gelenler bizim cesetlerimizi basamak yapmadıkça Türkiye'ye ulaşamazlar. Nasıl önemi olmasın ki buranın? Türkiye için öneminin çok olduğunu düşünüyorum. Bir Türk milletvekilinin Üsküp'te verdiği duygu yüklü mesajlar bunlar. Salih Murat, Makedonya Anayasa Mahkemesi'nin ilk Türk kökenli üyesi. Makedonya tarihinde Osmanlı'nın çekilişinden sonra yüksek yargıya gelen ilk Türk'üm ben. Soyum da Türk, Türk soyumda. Bizim kaderimiz Türkiye'ye çok yakın ve bağlıdır. Güçlü bir Türkiye, güçlü bir soydaş anlamına gelmekte, güçlü bir evladı Fatihan olarak görmektedir. Şu anda Makedonya'da eğer bir mutlu tablo varsa bu Türkiye devletine, Türkiye insanına borçluyuz. Ve inanın böyle eğer yüzümüzde de mutluluk varsa bunu yine Türkiye'ye borçluyuz. Biz Türkiye'nin bekasının büyüklüğünden evladı Fatihan olarak bunun gün geçtikçe faydalanmaktayız ve huzuru bununla bulmaktayız. Ve yine şu anda ister hükümet, Türkiye hükümetiyle ki Makedonya dost ve kardeş bir devlettir, ister Türkiye insanıyla ki yaklaşmamız bizim burada kalıcı unsur olmaya mücadelemizden büyük bir kuvvet kazanmaktayız. Efendim siz evladı Fatihan'dansınız. Size bir soru sormak istiyorum müsaadenizle. Ay yıldız sizin için ne ifade ediyor? O bizim için umuttur, gelecektir. Hep o gözle Türkiye'de yaşamamamıza rağmen biz asıl bir asır Türkiye'den kopmamıza rağmen bir asır hep Türkiye'ye hasreti götürdük. Bu ay yıldız için bunu yaşadı böyle. Bizim için her şey ay yıldızdır, bir sevgidir, bir simgedir. Geceleri Üsküp adeta bir kristal gibi parlıyor. Bu şehrin gecesi bir başka güzel, gündüzü bir başka güzel. Osmanlı'dan günümüze miras kalan Üsküp'ün ünlü Türk çarşısındayız. Bu kent Türk kokuyor, Osmanlı kokuyor. Şu anda içinde bulunduğumuz bölge Üsküp çarşısı, diğer anlamıyla Türk çarşısı ya da Osmanlı çarşısı da diyebiliriz. Tarihi Türk çarşısı, Türklerin yoğun olarak yaşadığı Vardar Nehri'nin doğu yakasında yer alıyor. Mustafa Paşa Camii, Kapan Han, Çifte Hamam gibi önemli Osmanlı eserleri bu bölgede bulunuyor. Müzik
Türk çarşısı günümüzde kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerden bakırcı ve telkari ustalarına da ev sahipliği yapıyor. Bu telkari. Değil hep, şimdi başladık ama var daha çok iş ki yapmak küpe. Şu nedir bak, burada bir şey görüyorum. Bu da telkar. Nasıl demek, kalem. Kalem. Gümüş mü bu? Hep gümüş. İşlemeleri çok güzel. Bir tane, iki aynı yok. Bir tek adet yaptınız. Tek, evet. Çok güzel. Hep ne yaparız biz? Birer tane. Hı. Unique. Bizim başbakanımız buralara gelmişti. Evet, burada geldi. Ziyaret ettik. Buradan aldılar, hediye ne verdiler. Ne aldı? Aynı bile kalem. Burası Üsküp'te en iyi korunmuş hanlardan biri olan Kapan Han. 15. yüzyılın ortalarında İsa Bey tarafından yaptırılmış olan bu han, çarşıya gelen tüccarların konakladığı bir mekandı. Günümüzde hanın alt katlarında kafeteryalar ve avukat ofisleri yer alıyor. Üst katsa İsa Bey Medresesi'ne bağlı Kız İmam Hatip Lisesi olarak hizmet veriyor. Burası da 1440 yılında Osmanlılar tarafından inşa edilen Bedesten. Hala varlığını koruyan bu tarihi çarşı günümüzde eğlence mekanlarına dönüştürülmüş. Üsküp'te 15. yüzyıl Osmanlı eserlerinden biri olan çifte hamamsa bugün sanat galerisi olarak kullanılıyor. Tarihi Türk çarşısını gezerken eğer acıkırsanız bir köftecide mola verebilirsiniz. Biz de öyle yapıyoruz. Kömür ateşinde pişen köfte ve etlerin tadına bakıyoruz. Hepsi çok leziz. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe أشهد أن لا إله إلا الله. Bu topraklar 1391 yılından beri ezan sesiyle yankılanıyor. Günlerden Cuma, Üsküp'teki tarihi Türk çarşısının merkezinde bulunan Murat Paşa Camii, Cuma namazını kılmak için gelen cemaatle dolup taşıyor. Sevgili seyirciler, Üsküp'te tarihi Murat Paşa Camii'ndeyiz. Cuma namazını kıldık burada. Şimdi Hoca Efendi ile birlikteyiz. Çok güzel bir sesiniz var hocam. Allah razı olsun. Buradan ümit ederiz ki bu topraklardan ezan sesi hiç eksik olmaz. Bizden kokan, ayıldız kokan, ezan kokan bir belde burası, tarihi bir belde. Efendim, sizin gözünüzden, sizin duygularınızdan bu kent, özellikle Üsküp nasıl bir kent, nasıl anlatırsınız? Nasıl bir yer burası?
Biri gözlerini kapatıp da İstanbul'dan veya Anadolu'nun herhangi bir yerinden Üsküp'e geldiğinde ve gözlerini Üsküp'te açtığında kendisini Üsküp'te olduğunu hissetmeyecektir. Diyecektir ki ben Bursa'ya mı geldim? Yani dolayısıyla burası bir Anadolu toprağı gibi. Tabii son yıllarda Üsküp'ün Osmanlı İslam mimarisi yavaş yavaş başka bir renk, başka bir mimari şekli empoze edilmeye çalışılıyor ve bu şekilde Osmanlı mirası marjinalleştirilmeye çalışılıyor. Bizim görevimiz, buradaki halkın görevi, buradaki Osmanlı İslam mimarisini muhafaza etmek, daha ileriye taşımak ve geliştirmektir. Sadece Osmanlı mirasını muhafaza etmekle yetinmemeli. Aynı zamanda hayat refah seviyesini yükseltmek için ve kalkındırmak için ekonomik yatırımların, siyasi desteğin devam etmesi gerekiyor. Ancak bu şekilde buradaki insanlar dini ve kültürel kimliklerini muhafaza edebilirler. Muratpaşa Camii'nin vaizi Süleyman Bey'le birlikteyiz. Hocam bu içinde bulunduğumuz tarihi Muratpaşa Camii'ni bize biraz anlatabilir misiniz? Hay hay. Öncelikle sizlere teşekkür etmek istiyorum. Bu camimizi ziyaret ettiğiniz için sizlere şahsınızda ve TRT Avaz'a teşekkür ediyoruz. Muratpaşa Camii Üsküp'ün en eski camilerinden bir tanesi. Burada birçok camiyle birlikte ilk dönemlerde inşa edilen camilerden bir tanesi. 16. asra ait bir cami, Muratpaşa Camii. Şahinoğlu Murat Paşa tarafından inşa edilen bir cami. Fakat şu anki haliyle 1800 yılına ait şu anki görüntüsü bir yangın vesilesiyle orijinal halini yitirmiş ve 1802 yılında Üsküplü Ali Nazır Bey tarafından tekrar restore ediliyor. Cami Üsküp'ün sembol camilerinden bir tanesi. Evliya Çelebi seyahatnamesinde Üsküp'te 125 camiden bahsediyor. 1670'li yılların sonunda. Fakat günümüze kadar ama savaşlardan, ama yangınlardan, ama depremlerden, ama siyasi sebeplerden, komünist rejimin veya önceki rejimin siyasi kararlarıyla yıkılan camilerden bahsedeceksek maalesef o 125 camiden şu anda geriye kalan 18 Osmanlı camisi var. Yani %90'ı yitirilmiş. Rabbim nasip etti. Bu camide 12 yıldır Türkçe vaaz ediyorum. Hem dini bir görevi olarak telakki ediyorum hem de milli bir görevi olarak telakki ediyorum. Ayrı bir gurur vesilesi rahmetli dedem Hafız İbrahim Efendi 1940 yılına kadar bu caminin de imam hatibiydi. Dolayısıyla onun bir torunu olarak burada da görev yapmak bana ayrıca mutluluk vermektedir. Siz evladı Fatihan'dansınız değil mi? Evet. Türksünüz. Evet. Yani aileniz, ceddiniz burada. Bizler ecdadımız Osmanlı döneminde yani Üsküp'ün fethinden sonra Bursa'dan Emir Sultan sülalesinden gelen bir ailenin ferdi olarak 5 asırdır Üsküp'te yaşıyoruz. Yani aslımız Anadolu'dan ama bir Rumeli evladıyız. Burada doğduk. Ecdadımız, dedelerimiz Üsküplü. Üsküplü olmaktan da mutluluk duyuyoruz. Üsküp'te olmaktan ve Üsküp'te hizmet etmekten de ayrıca mutluluk duyuyoruz. Merhum Akif'i de rahmetle yad edelim. İstiklal Marşı'nda ifade ettiği gibi bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli ebedi yurdumun üstünde inlemeli mısralarının tezahürünü Balkanlar'da, Üsküp'te, Makedonya'da, Kosova'da, Bosna'da görüyoruz. Buradaki minareler, buradaki ezanlar bizlerin varlığı, İslam'ın ve Türklerin adeta payidar ve varlığının bir göstergesi. Ay yıldız sizin için de ifade ediyor Sayın Hocam. Ay yıldızın olduğu yerde huzur vardır. Ay yıldızın olduğu yerde sükunet vardır, barış vardır, sevgi vardır, muhabbet vardır. Ay yıldızın daim ve kaim olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. İnşallah ay yıldızın taşıdığı mananın daha güzel idrak edileceği, daha fazla idrak edileceği günlerin çok yakın olduğunu hissediyorum. Çok teşekkür ederiz. Allah yardımcınız olsun. Amin. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Üsküp'te Osmanlı döneminin en görkemli eserlerinden biri de Mustafa Paşa Camii. Bu güzel cami Üsküp Kalesi'nin hemen yanı başında ve Üsküp'e hakim bir tepede inşa edilmiş. Sevgili seyirciler, Üsküp'te Osmanlı'dan izler taşıyan tarihi camilerden birinin avlusundayız. Arkamda Mustafa Paşa Camii görülüyor. Osmanlı
paşalarından Mustafa Paşa tarafından 1492 yılında inşa ettirilmiş cami. Üsküp'teki Türk Çarşısı'nın hemen üst kısmında bulunan cami, 2. Bayezid ve Yavuz Sultan Selim'in veziri olan Mustafa Paşa tarafından yaptırıldı. Paşa'nın adı cami girişindeki kitabede bulunuyor. Mustafa Paşa'nın kabri de caminin avlusundaki türbede yer alıyor. 1963 yılında meydana gelen bir depremde hasar gören Mustafa Paşa Camii, 1968 yılında tekrar ibadete açıldı. Daha sonra bir restorasyon çalışması sebebiyle cami yeniden ibadete kapatıldı. TİKA tarafından gerçekleştirilen ve 9 ay gibi kısa bir sürede tamamlanan restorasyonun ardından Mustafa Paşa Camii 29 Temmuz 2011'de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından ibadete açıldı. Mustafa Paşa Camii gibi Makedonya'da ecdat yadigarı birçok tarihi eserin restorasyonu TİKA tarafından gerçekleştirildi. TİKA'nın Makedonya koordinatörlüğünü ziyaret ediyoruz. Koordinatör Teoman Tiryaki'den TİKA'nın Makedonya'daki çalışmaları hakkında bilgi alıyoruz. Ecdat yadigarımızın ayakta kalması ve daha sonraki nesillere aktarılması için restorasyon çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda birçok restorasyon çalışması gerçekleştirdik. Bugün de halihazırda Manastır'da İsakiye Camii'nin restorasyonu, Radanya'da Mahmut Ağa Camii'nin restorasyonları gerçekleştiriliyor. Daha evvelden Üsküp'te Mustafa Paşa Camii'nin restorasyonu gerçekleştirdik. Yine bu kapsamda projelendirme çalışmalarını yaptığımız Üsküp'te Sultan Murat Camii'mizin projelendirmesi yapılıyor ve bu cami 2015 yılında inşallah restorasyonu başlatmayı planlıyoruz. TİKA, tarihi eserlerin restorasyonunun dışında Makedonya tarım sektörüne projeleriyle destek sağlıyor. Bu kapsamda geçtiğimiz yıl başlattığımız bir projemiz var, pirinç projesi. Burada son yaklaşık 5 yıldır pirinç üretiminde epeyce bir kalite düşmesi mevcuttu ve Tarım Bakanlığı'nın bizden bir talebi olmuştu bu konuda. Pirinç üretiminin kalitesinin ve üretiminin artırılmasıyla alakalı bir destek talepleriydi. Biz bu konuda hemen Tarım Bakanlığı'ndan uzmanlarımızla müdahil olarak geçen yıl başlattığımız projeyle bir pirinç üretimini faaliyete geçirdik. Bu projenin devamında şu an için çıkan sonuçlarda pirinç tohumlarının %100 başarı ve %100 kalite artırımı ile gerçekleşmiş olmasından dolayı büyük bir başarı elde ettik. TİKA'nın Makedonya ofisinde çalışanların çoğunluğunu Üsküplü Türkler oluşturuyor. Sizi tanıyalım. Kefayet Tahir, Üsküp doğumluyum. 2005 yılından beri TİKA Üsküp Program Koordinatörlüğü'nde asistan tercüman olarak görev yapmaktayım. Kardeşimizi tanıyalım. Emel Zekir, aynen Üsküplüyüm. Bir yıl oldu TİKA'da çalışmaya başlayalım. Mimarım, aslen yani mimar olarak çalışıyorum. Siz burada restorasyon çalışmalarında yer alıyor musunuz tarihi eserlerin? Yer alıyorum yani. Kısmen yer almaya çalışıyorum. Kardeşimizi tanıyalım. Süheda Ali ben. 2007'den beri ben de TİKA'da çalışıyorum. Üsküplüyüm. Muhasebe işlerine bakıyorum TİKA'da. Var işler. Kasa kısa size emanet. Evet. Önemli insansınız. Öyle doğrudur. Peki o zaman size sorayım. Ay yıldız sizin için ne ifade ediyor? Çok şey ifade ediyor. Yani böyle ay yıldızı gördüğümüz zaman gerçekten ne bileyim çok çok değişik bir şey. Ya, tüyleriniz diken diken oldu galiba. Hissettim şu anda ben sizin duygulandığınızı. Işte. Şimdi siz onu sorarken ben bizim ofis bayrağına baktım. Evet. O yüzden dediğiniz gibi tüylerimiz diken diken oluyor doğal olarak tabii. Başkent Üsküp'te bir sonraki durağımızsa 130 yıllık bir eğitim kurumu olan Tefeyyüz İlköğretim Okulu. Burada bizi okul müdürü Osman Emin karşılıyor. Önümüzdeki Ekim ayında 130. kuruluş yıl dönümü kutlanacak bu güzel eğitim merkezinin. 1881 yılında bu gördüğünüz bina yapılmış, inşa edilmiş. Makedonya'da, Üsküp'te tek Türkçe eğitim, öğretim veren bir ilk öğretim okulu burası. Okul müdürü Osman Emin'le beraber bu kadim Türk okulunu geziyoruz. Bu
1884 yılında doğduk, daha sonra yavaş yavaş büyüdük ve en sonunda Çınar olduk. 800 öğrenciyle birlikte ve 68 personelle okulumuzda. Kaç sınıf var? Sınıf olarak 30 sınıfımız var. 30 sınıfımız var. Buradan ana okulundan başlıyor. Kaça kadar? Birinci sınıftan başlıyor. 9. sınıfa kadar eğitim devam ediyor. Yani 5,5 yaş grubundan 14-13 yaş grubuna kadar devam ediyor eğitimleri. Daha sonra da bizden sonra liseye devam ediyor. Şimdi bu okulun çalışmalarında olsun, dershanelerinde olsun, bizim Türkiye'nin, devletin yardımları oldu mu size? Evet. Baktığımızda bütün okulun yapılan hem pencereler açısından hem badana donarımı açısından bütün TİKA'nın desteği vardı. Ama en önemlisi TİKA'nın desteği bizim çocukların daha yüksek seviyedeki sayıya ulaşmamız için servis olayını, yani öğrenci servislerinle beraber öğrencilerin bir araya gelmesini sağladık. Farklı farklı değişik 7 noktadan 8 noktadan öğrencileri getirip öğrenci sayısında birer artış olduğunu da söyleyebiliriz. Ve bugünkü sayımıza baktığımızda 700 sayısından 800 sayısına kadar ulaştık ki bu bugünkü durumlara göre çok iyi bir durumda olduğumuzu ispatladı. Merhaba çocuklar. Merhaba diyeyim. Nasılsınız? İyiyiz. İyiyiz maşallah. Ne yapıyoruz ders olarak? Biz de Türkiye'den geldik. Hoş geldiniz. Tamam. Aranızda sizi Türkiye'yi gören var mı? Ben gördüm. Gördünüz. Ben gördüm. Güzeller güzeli bir kara kedi, tüyleri simsiyah bir kömür gibi. Bir sola zıplar havaya, hiç yerinde duramaz bir lastik sanki. Şimdi senin bize söylediğin şarkının adı ne? Kedi. Kedi şarkısı ama bu biraz yaramaz bir kedi galiba, değil mi? Evet. Peki sen yaramaz mısın sen? Yaramaz bir çocuk musun sen? Hayır. Değil misin? He? Hayır. İsim ne? Filiz. Filiz. Filiz abla. Filiz abla kaç yaşındasın? 6. 6. Oo, kocaman olmuşsun ya. Büyümüşsün sen. Burada okuyorsun. Bu okulun adını biliyor musun? Okuduğun okulun adını. Tefeyüz. Tefeyüz okulu. Peki. Ne görüyoruz burada? Dersler neler yapıyoruz? Şarkılar söylüyoruz, ders yapıyoruz. Türkçe öğretiyor mu öğretmen size? Türkçe dersi var mı? Evet. Türkçeler. He, sen yazmayı biliyor musun? A, B, C, Türkçe yazabiliyor musun? Evet. He, çok güzel. Okuma biliyor musun? Hayır. Daha okumaya gelme. Ama harfleri biliyor musun? A, B, C harfleri biliyorsun. Peki, sen şimdi biraz daha büyüyeceksin, ileride üniversiteye gideceksin, değil mi? Büyüdükten sonra ne olmak istersin? Öğretmen. Neden öğretmen olmak istersin? Öyle. Öğretmenini çok mu seviyorsun? O yüzden, değil mi? Evet. Senin de böyle öğrencilerin olsun ister misin? Evet. Ben bir bebek filim, büyüyecek miyim? Boynum bir minik hortum, su bulur muyum? Bir gün arı konsa küçücük kuyuma. Kaçmak kolay değil bu kısa boyunla. Senin ismin nedir ablacığım? Naz. Nazlı bir kız mısın sen? Hayır. Değil misin? Ama ismin Naz, değil mi? Sen, ama kendi Nazlı. Anlamı da Nazlı. Anlamı ne bunun? Naz ne demek? Nazlı demek. Nazlı demek. Evet. Ama bu pek Nazlı değil. Bak çok tatlı bir kızımız, değil mi? Yaş kaç Naz? 6. Sen ileride büyüyünce üniversitelere okuyacaksın, gideceksin. Ne olmak istersin? Doktor. Doktor olacaksın. Neden doktor olmak istiyorsun? Hastaları iyileştirdiği için. Aferin sana Anad. Peki sen İstiklal Marşı'nı biliyor musun Naz? Evet. Bize okuyabilir misin? Okurum. Çok güzel. Şimdi bak senden ricamız bu kameraya bak, bu amcaya. Seni çekiyor ya. Oraya bakarak oku. Olur mu? Ayağa kalkalım mı? Tamam hadi. Güzel. Korkma. Sönmez bu şafaklarda yüzen. Al sancak, sönmeden yurdumun üstünde tüten
en son olacak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban olayım çehrene ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gün, ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımı sonra helal. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal. Hakkıdır hür yaşamış bayramın hürriyet. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Aferin, bir kocaman alkış. Alkış, evet. Gel ben senin elini öpeyim be. Öpeyim. He? Eli öpülecek bu, değil mi? Çok güzel. Yani bravo, tebrik ediyorum. Peki bu İstiklal Marşı hangi ülkenin marşı? Türkiye'nin. Ama siz buradasınız, Üsküp'te Türk, Üsküplü Türksünüz. Siz bunu, Türkiye'nin milli marşını biliyorsun sen satır satır. Sonuna kadar okudun, bravo sana. O aynı zamanda sizin de marşınız, değil mi? Merhabalar arkadaşlar, nasılsınız? İyiyiz. Evet, biz Türkiye'den geliyoruz. TRT Avaz Televizyonu kanalı. Burada sizin okulda çekim yapmak istedik. Size bakalım dedik biz sınıfta arkadaşlara. Dersine katılalım, ne yapıyorlar diye. Ne dersi işliyorsunuz hocam? Resim dersim var. Resim dersiniz evet, var. Evet. Hepsi baksana cin gibi çok yetenekli çocuklara benziyorlar. Hepsi yetenekli, hepsi başarılı öğrenciler. Sınıfımdan çok memnunum. Yani kaç tane talebe var? 22 burada? Talebe var. 22. Gelmeyenler var ama özürlü nedenlerden. Anladım. Peki. Bir işlediğiniz bir konu var mı resimde? Evet, akromatik renklerle gelin damat resimini yapacaklar. Gelin damat. Evet. Çok güzel. Yani siyah renkten dalga dalga, yani beyaz rengi kadar nasıl elde edecekler onlar. Biraz hemen başlasınlar. Başlasınlar, tamam. Bravo, tebrik ediyorum, alkışlıyorum. Hocam çok gerçekten yetenekli çocuklar, çünkü iki işi bir arada yapıyorlar. Bir taraftan resim çiziyorlar. Resim çiziyorlar, bir taraftan da marş söylüyorlar. Daha da becerikleri vardır onların. Çok becerikli çocuklar. Ne gibi mesela birkaç? Matematikten de, Türkçeden de şiir söyleyebilirler. Bir şiir kim söyleyecekler çocuklar? Hadi Beyza'cığım. Bir gemim olsa, kuş kadar özgür olabilsem, uçsam gökyüzünde, gezinsem uzayda, bir gemim olsa. İsmin ne? Bekir. Bekir. Soyadın nedir? Rasim. Bekir Rasim. Kaç yaşındasın Bekir? 9. 9 yaşındasın maşallah. Sen Türkiye'yi gördün mü hiç? Gittin mi Türkiye'ye? Gitmedin. Gitmek ister misin? Evet. Seviyor musun Türkiye'yi? Evet. Hı-hı. Çok. Evet. Türkiye'ye ne göndermek istedim? Seni izleyen kardeşlerin olabilir. Bütün okullara, özellikle Enes arkadaşıma çok selamlar söylemek istiyorum.
Enes arkadaşın nerede? Türkiye'de mi arkadaşın evet. var? Nerede o? Hangi şehirde? İstanbul'da. İstanbul'da. Buraya geldi mi Enes? Bizimle okuyordu ama göç etti. Ha, burada okuyordu. İstanbul'a gittiler. Ha, ona buradan selam. Sen şu kameraya da Enes sana selam gönder, öpücük gönder bakalım ona. Beyza, bitirdin mi resmi? Evet. Ne yaptın? Gelin ile damat. Gelin ile damat yaptın. Aferin sana. Güzel de bir resim olmuş. Teşekkür ederim. İleride inşallah sen de böyle güzel bir gelin olursun. Teşekkür ederim. Osmanlı'dan izler taşıyan tarihi taş köprü yüzyıllardan beri varlığını koruyor, dimdik ayakta duruyor ve yüzyıllar sonra da dimdik ayakta duracak. Tarihi taş köprü Üsküp'ün iki tarafını birbirine bağlayan bir barış köprüsü adeta sevgili seyirciler. Evet, zaman su gibi akıp geçip gitti, bir programın daha sonuna geldik. Makedonya'dan ayrılmanın vakti sevgili seyirciler. Önümüzdeki hafta bizden, Ay Yıldız'dan izler taşıyan bir başka ülkeden sizlere sesleneceğiz. Bu haftalık bu kadar. TRT Avaz'dan, Ay Yıldız'ın izinde programından ayrılmayın. Görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık efendim.